Güzel bir kadına herkes dönüp bakar. Güzelliğin ne olduğunu bildiğimizi sanırız. Ama yine de cazibesini tanımlamaya çalışınca kayıp gider. Artık bir ilk olarak bilim adamları güzelliğin sırlarını çözmeye başlıyor. Manhattan'ın aşağısında bir antikacı pazarında Jennifer Starr özel bir şeyin peşinde. O bir güzellik avcısı. En iyi uluslararası dergilerin casting yönetmeni olarak işi muhteşem kadınlar ve erkekler bulmak. Genelde güzel, ilginç görünümlü, harika tarzı olan birilerini arıyorum. Benim için en önemli olan kim olduklarına dair müthiş bir güvenlik duygusuna sahip olmaları. Farklı olacak kadar kendine güvenen ve gerçekten sokakta yürüyen birileri. İşte o zaman ben de güzel olduklarını düşünüyorum. Hiçbir zaman emin olamazsınız. Bu yüzden ben her zaman hissettirmeden onları izlemeye çalışırım. Belki onlara saati sorarım ya da onlarla konuşurum. Ve onlarla konuşur konuşmaz, konuşmadan önceki kadar harika olmadıklarını düşünürsem, teşekkür eder uzaklaşırım. Ama istediğim gibilerse, fotoğraf çekmek istediğimi söyler ve bir dosya hazırlarım. Gittiğim her ülke ve her eyalette, insanların güzellik anlayışı oldukça farklı. Güzelliğin tanımı da dünyadaki insanların sayısı kadar çok görünüyor. Evrim süreci boyunca insan vücudu birçok iklime uyum sağladı. Sonuçta ortaya ten rengi, saç yapısı, göz rengi, dudak şekli, boy ve kilo gibi ayrıcı özelliklerin değişen bir manzarası çıktı. Soğuk havada içeri giren havayı ısıtmak için uzun ince bir burun gereklidir. Sıcak iklimler buruna daha geniş, daha yassı bir şekil vermiştir. Çünkü havanın ısıtılması gerekmez. Tropikal kuşaklardaki insanlar ısıyı azaltmak için daha geniş bir deri alanına ihtiyaç duyar. Bu yüzden Afrika'nın bazı bölgelerinde uzun bir vücut yapısı gelişmiştir. Kuzey kutup bölgesindeki Inuitler vücut ısılarını korumak için daha kısa ve tıknazdır. Her kültürün kendine has bir güzellik anlayışı vardır. Japonya, Tokyo'da genç bir kadın, geleneksel Japon hayat kadını olan geisha'ya dönüştürülüyor. Geisha'lara güzelliğin zirvesi gözüyle bakılır. Genç insanlara geisha gibi makyaj yapılır ve saklamaları için fotoğrafları çekilir. Kırmızı dudaklar şans sayılır. Şeytanı kovan bir tılsım gibi. Geisha stili, Japon güzellik uzmanı Hiroto Murasawa'yı hayran bırakıyor. Japon güzellik anlayışı aslında saklamaya dayanıyor.
fiziksel benliğini ve manevi yaratılışını saklamaya. Makyaj, doğal yüzü, kimono da vücudu saklar. Batı'da güzellik anlayışı, vücudu sergilemek ve onu ince göstermektir. Ama Japonya'da kimono göğüsleri ve kalçayı örter. Böylece nerede olduklarını göremeyiz. Ve oturduklarında ayakları bile göremezsiniz. Amaç, vücut şeklinin tamamen kaybolmasını sağlamaktır. Hindistan'da güzellik büyük ekranlarda yüceltilmektedir. Bombay'daki Hindistan'ın Hollywood'u olan Bollywood, göz alıcı yıldızlarla olağanüstü müzikaller yapıyor. Motor! Hint kültürü kadınları, erkekleri ve hemen hemen herkesi çok önemsiyor. Ve buna da güzellik deniyor. Makyajsız Hintli kadınları tercih ederim. Çok daha güzel görünüyorlar. Aslında gözlerden hoşlanırım. Evet, gözler gerçekten konuşur. Gözler çok hoş. Harika bir kız değil mi? Bence Hintli kadınlar genel olarak güzel. Çok basit oldukları için güzeller. Yüz renkleri, yani tenlerinin rengi çok güzel. Makyaja hiç gerek yok. Bence Hintli kadınlar batılı emsallerine göre kesinlikle çok daha kadınsı görünüyor. Çünkü onlar çok geleneksel. Hintli erkekler güzel gözler ve uzun saç ister. Bence uzun saça takmışlar. Yakın çekim için hazır. Güzellik bakan kişinin gözünde olabilir. Peki evrensel bir cazibesi var mıdır? İskoçya St. Andrews Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, farklı kültürlerdeki güzel yüzlerin ortak bir yönü olup olmadığını öğrenmek istedi. Bunu bulmak için psikolog Ian Pantenvoog, İskoç öğrencilerine bir grup yüz gösterdi. En çekici olanı için hepsi aynı yüzlere oy verdi. Sonra onlara bazı Japon yüzleri gösterdi. Kendi kültürlerinden olmamalarına rağmen öğrenciler yine en çekici yüzlerde görüş birliğine vardı. Aynı resimler Japonya'daki bir grup erkek ve kadına da gösterildi. Pantenvoog onların da hem aynı Japon yüzlerini hem de aynı Amerikalı yüzleri seçtiğini fark etti. Japonya'da Japonlara, İngiltere'de İskoçlara test yaptıktan sonra insanların çekici buldukları erkek ve kadın yüzlerindeki davranış örneklerinde genel olarak hemfikir olduğunu ortaya çıkarttık. Çekiciliğin temel ipuçları oldukça evrensel görünüyor. İpuçları varsa güzel olduğunu düşündüğümüz bir yüze baktığımızda bizde neyi tetikliyorlar? İskoçya'dan çok uzaklardaki New Mexico Üniversitesi'nde de araştırmacılar aynı sorulara cevap arıyordu. Biyopsikolog Victor Johnston güzel yüzlere tepki verdiklerinde insanların beyinlerine girmek istedi. Yaptığımız şey şuydu. Çekici ya da çekici olmayan dişi ve erkeklere bakan kadın ve erkeklerin beyinlerine bakıyorduk. Ve beyin dalgalarının belli bir yönünü ölçerek duygusal tepkilerini ölçmeye çalışıyorduk.
Johnston kadın ve erkeklerin aynı yüzleri güzel olarak değerlendirdiğini keşfetti. Ama heteroseksüel bir erkek bir kadın yüzüne baktığında ya da bunun tam tersi bir durumda bilinçsiz bir tepki de veriliyordu. Kadınlar da erkekler de çekici dişi yüzünün nasıl göründüğünde hemfikirdir. Ama beyin dalgalarını kaydettiğinizde bu çekici dişi yüzüne sadece erkek beyninin duygusal bir tepki verdiğini görürsünüz. Yüzün güzelliğini çeşitlendirdiğimizde güzellikle sistematik bir ilişkisi olan daha yoğun duygusal tepkiler alıyoruz. Erkeklerin kadın yüzlerine ve vücutlarına verdiği bu duygusal tepkilerin bir cinsel tepki olduğuna inanıyoruz. Bu yüzleri cinsel olarak çekici buluyorlar. Bu, görüşlerimizin neden önemli olduğunun anahtarı. Güzellik bir eş seçmekle ilgili. Yani seksle ilgili. Dünyayı kasıp kavuran yeni bir oyun var. Hızlı flört. Bu insanların tanışmak için 7 dakikaları var. Zil çalınca her erkek başka bir masaya ve başka bir eşe geçmek zorunda. Bir çift gördüklerinden hoşlanırsa bir randevu ayarlayabilir. Evet, bu turun sonuna geldik. Lütfen hepiniz diğer tura geçin. Buradaki her kadın ve erkek karşısındaki kişi için çok önemli kararlar veriyor. Her şey bu ilk tanışmaya dayalı. Ama aslında bu 7 dakika bile sürmüyor. Başka bir insanın çekiciliğine bir saniyeden daha kısa sürede değer biçiyoruz. Tek bir bakışta o insanla ilişkimizi sürdürmek isteyip istemediğimize hemen karar veriyoruz. Flört eden bu insanlar bilmiyor ama eşini bulma oyununu eski kurallara göre oynuyorlar. Evrim psikolojisi, atalarımızdan kalma geçmişimizin günümüzdeki davranışlarımızı nasıl etkilediği üzerinde çalışıyor. Bunun belli başlı uygulayıcılarından biri Jeffrey Miller. Bazı şeylerin güzel olup bazılarının olmamasının farkındayızdır ve bunun derin bir nedeni vardır. Tercihlerimizin genetik bir düzeyde sürekli olarak üstünkörü bir şekilde onarıldığı, bu büyük evrimsel oyunda kuklalar gibi olduğumuzu bilmiyoruz. Ama bu yine de oluyor. En azından 1 milyon yıldır oluyor. Ve sezgisel olarak güzel bulduğumuz her şey evrimsel onarım sürecinin bir mirasıdır. En sağlıklının hayatta kalması ya da doğal ayıklama yeterli değil. Cinsel ayıklanma olmadan bir eş bulamaz ve çiftleşemezdik. Hayatta kalmak harika ama çoğalmayı başaramazsanız genleriniz sonraki nesle geçmez. Ve tüm mükemmel gücünüz ve hırsınız sizinle birlikte yok olur. Bir eşi cezbederken yüzümüz cinsel ilan panomuz gibi olur. Güzellikte yüzler önemlidir. Çünkü vücudumuzu geliştirmekte ne kadar iyi olduğumuza dair çok miktarda bilgiyi özetler. Yüz üretilmesi çok karmaşık bir yapıdır. Gözler, burun, ağız ve kulaklar sırtımızdan, kalçalarımızdan hatta ellerimizden daha karmaşıktır. Jennifer Starr'ın çekicilik kavramı için kendine has bir dizi kuralı var. Burunda bir çıkıntıyı severim. Kadında ya da erkekte olsun bence çıkıntı seksidir. Çeneler de gerçekten önemli. Çenedeki bir çukuru ya da sert hatlı bir çeneyi severim. Bence kesinlikle çok seksidir. Hepimizin farkında olmadan bir yüzde aradığımız genetik sağlığın çok önemli bir göstergesi de simetridir.
Simetrik olmak, hayatın her alanında daha başarılı olmakla bağlantılıdır. Biyologlar bunu araştırmıştır. Ve simetrik erkeklerin, yani simetrik görünümlü olup olmadığını laboratuvarda ölçebildiğimiz erkeklerin, cinsel olarak daha başarılı olduklarını bulduk. Büyürken yaşadığımız en büyük zorluk, yüzü ve vücudunda kusursuz bir denge olan sağlıklı, güçlü bir yetişkin olmaktır. Organizmayı gelişirken düşünün. Hedefi, iki taraflı, kusursuz simetriyi yaratmaktır. Bu da, vücudun iki tarafındaki özellikler arasında kusursuz bir benzeşme olmasıdır. Bununla birlikte, gelişim boyunca sorunlarla, iki grup sorunla karşılaşır. Biri, çevresel sorunlar. Örneğin hastalıklar, çevrede bulunan zehirler ve kötü genler. Bu gelişme sürecini bozar ve asimetriye yol açar. Bu yüzden asimetrinin miktarı, bireyin çevresel sorunlarla nasıl baş ettiğinin ve vücudundaki kötü genlerin varlığının birer göstergesidir. Çoğu insan oldukça simetrik görünür. Yüz hatları eşit aralıklara dizilmiştir ve yüzlerinin şekli iyi dengelenmiş görünür. Ama yüzün bir tarafı kopyalanır ve ters çevrilirse asimetriler ortaya çıkar. İki sol taraftan yapılmış bir yüz, iki sağ taraftan yapılmış bir yüzden son derece farklıdır. Farklar çok azdır ama hepimiz baktığımız her yüzde bilinçsiz olarak bunların farkındayızdır. Görünüşleri için seçilen profesyonel mankenler sıklıkla olağan dışı olarak simetrik yüzlere sahiptir. Bu manken fiberglass vitrin mankenine dönüştürülüyor. Önce heykeltıraş John Taylor onun kilden bir kalıbını yapıyor. Bazı standartların belirlenmesi gerekir. Bir modelin gözleri büyük mü olmalı, küçük mü? Büyük gözleri var. Ağzı küçük mü ya da dudakları büyük mü? Dudakları büyük. Çekici olan budur. İnsanların genel olarak güzellik dediği bu kavrama sokulan şeyler bunlardır bence. Ben güzellik diye bir şeyin olup olmadığını bilmiyorum. Çekicilik var, orası kesin. Bence önemli olan da bu. Bir insanın güzel ve çekici olup olmadığını belirlemek için beyin mekanizmalarımız var. Evrim psikologları olarak, evet bunun bir nedeni var diyebiliriz. Bakın, özel bir güzellik, örneğin bir yüzün simetrisi, diğer birçok güzel şeyle bağlantılıdır. Belki gençlikle, doğurganlıkla, sağlıkla veya başka bir şeyle bağlantılıdır. İşte bu yüzden duygusal tepkiler veririz. Evet, simetrik yüzleri çekici buluruz. Herkesin yüz simetrisini doğrudan değerlendirebiliriz. Çünkü görürüz. Örneğin, sol gözleri merkeze ya da sağ göze oranla olması gereken yerde mi değil mi? Eğer değilse asimetriktir ve bir sorundur. Olmaları gerektiği gibi görünmüyorlardır. Simetrik bir yüzü güzel buluruz. Çünkü sağlıklı olduğunu gösterir. Bu sadece bizim sağlık ve genetik kalitemizi değil, atalarımızınkini de gösteren bir tarihtir. Bence kesinlikle bana benziyor. Kesinlikle. Simetri genelde işe yarar. Çoğu erkeğin kadınlara bu şekilde baktığını fark ettim. Simetrik olduklarında daha güzel olduklarını düşünüyorlar. Her şey yerinde mi, iki taraf da eşit mi diye bakıyorlar. Benim için en önemli olan gözlerdir. Büyük ve canlı gözleri severim. Hafif bir makyaj yapmaları hoşuma gider. Çok fazla makyaj yapmadıklarını da beğeniyorum. Hani bilirsiniz, sabah kalktığında gördüğünüz kadın o kadının gerçek halidir derler ya. Bu bütün özelliklerin bakılacak güzel bir insanda birleşmesi olayıdır. Yani güzel bir kadın görürsünüz ama burnu hatalıdır. Koyu renk gözleri severim. Koyu renk saç ve esmer erkekler. Köpeğim de aynı gibi. Erkekler ve kadınlar birbirlerinin yüzlerini evrim haritaları gibi okur. Aradıkları şey cinsellik hormonlarının sahte işaretleridir. Yüzlerimizi erkeksi ya da kadınsı yapan erkeklerdeki testosteron ve kadınlardaki östrojendir.
Victor Johnston, bir yüzün hipererkeksi mi, çift cinsiyetli mi, hiper kadınsı mı olduğuna dair biçim bilgisini çıkaran bir bilgisayar programı tasarladı. Kadınlar ve erkekler daha sonra değişen yüzler arasında en çekici bulduklarının evresini seçti. En çekicisi olarak seçilen kadın yüzü, sıradan bir kadın yüzüne göre daha çok östrojenli olanı oldu. Bu da daha geniş ve dolgun dudaklı, daha kısa ve daha dar bir alt çenesi olan bir yüz. Ve tabii kaş yüksekliği testosteron etkisi altında gelişmediği için gözler biraz daha büyük oluyor. Bu hormonal işaretler bize bu kadında çok miktarda östrojen, az miktarda testosteron olduğunu gösteriyor. Ve bu da doğurganlıkla bağlantılı bir şey. Heteroseksüel erkekler için çekici olanın doğurganlık işaretleri olduğuna inanıyoruz. Bir erkeğin bir kadında aradığı sır olmayabilir ama bir kadının bir erkekte istediği şey şu ana kadar bir sır olarak kalmıştır. Güzellik söz konusu olduğunda erkeği hormonlar yaratır. En erkeksi görünüşün, testosteron dolu bir yüz, köşeli bir çene, küçük ağız, geniş, çıkık kaşlarla olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Victor Johnston gibi Ian Penton Vogue da bir kadının bir erkekte istediği şeyin, bir erkeği bir kadına çeken şeyden çok daha karmaşık olduğunu keşfetmiş. Japonya ve İngiltere'deki kadınların sıradan bir erkeğe göre biraz daha kadınsı bir erkeği seçtiklerini ortaya çıkardık. Ve bu bizi bir süre şaşırttı. Nedenini anlayamadık. Bunu biyolojiden kesinlikle beklemiyorduk. Ama sonra yüzlere baktığınız zaman erkeksi yüzün kesinlikle daha erkekçe, daha soğuk, daha dominant, daha ulaşılmaz olduğu görünürken, kadınsı yüzün daha sıcak, daha arkadaşça, daha dürüst göründüğü çok açıktı. Erkekler doğurganlık işaretleri ararken, bir kadında bir erkeğin yüzünü güç ve karakter işaretleri bulmak için okur. Potansiyel bir eşin karakterini değerlendirirken, onu doğru biçimde anlamak bir kadın için bir erkeğe oranla daha önemlidir. Bir kadın hamile kalırsa vücudu çok zorlayan 9 aylık bir hamilelik yaşar. Ayrıca aciz bir yavruya zaman ayırmak, bu konuda güvenebileceğiniz bir erkek bir eş olursa çok daha kolay olur. Bu yüzden kadının beraber olacağı bir erkeği seçmek için maruz kaldığı baskılar, biyolojik olarak iyi genler isteyen bir erkeğe göre çok daha fazladır. Bu yüzden evrimsel zaman ölçeklerinde kadınlar, erkeklerden daha iyi karakter uzmanları olmuştur. Çünkü daha önemlidir. New York'taki bir bekarlar barı olan Drip Cafe'de flört etme çok ciddi bir iş. Kadınlar ve erkekler bir eşte aradıkları özellikleri açıklayan formlar dolduruyor. Cinsiyetler arasındaki farklar hemen anlaşılıyor. Kendine güvenen, iddialı, güvenilir, sorumlu ve olgun birini arıyorum. 1.55-1.70 boyları arasında biri. Dürüst, iyi bir insan. Görünüm benim için o kadar önemli değil. Biraz fazla kilolu olabilir. Orantılı olsun yeter. Beni en çok dürüst, samimi, aile erkeği olan, bir aile isteyen biri. Ne bileyim, bir aile kurmak için sabırsızlanan biri heyecanlandırır. Görünüm önemli dedim çünkü doğru sözlü olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası gerçekten önemli. Bence kadınlara oranla birçok erkek için görünüm daha önemli. Kadınlar daha çok kişiliğe bakıyor. Bu bildik bir hikaye ve artık bilim tarafından destekleniyor. Kadınlar nezaket, zeka, yaratıcılık ve yüksek sosyal mevki sahibi erkekler arıyor. Eğer iyi yatırımcılar, iyi baba olacak erkekler,
kendilerine kaynaklar verebilecek erkekler arıyorlarsa, bu yüksek sosyal mevkiye ulaşabilecek zeka, dürtü, hırs ve sosyal yeteneğe sahip bir erkek demektir. Kültür etkileri ne olursa olsun, iyi bir hayatlar olacağını bilirler. Profesyonel olmalı, düzenli bir işi olmalı. Birlikte olduğum insanın iyi kazanmasını isterim. Çünkü ben yayıncılıkta çalışıyorum ve bu işte hiç para yok. Bence erkekler genelde hoş ve güzel vücudu olan birini arar. Hepsi bu. Birçok kadın benden hoşlanır. Çünkü çok espri yaparım. Yani benim çekici olup olmamamla ilgisi yok. Kadınlar esprileri sever. Bir kadını tavlamak istiyorsanız göğüslerine değil, gözlerine bakın. Yani gözünüzü vücuduna ya da vücudunun herhangi bir yerine dikerseniz kaybedersiniz. Bence görünüm erkekler için her şeydir. Beni biraz daha iyi tanıyınca en iyi özelliğimin dış görünüşüm olmadığını göreceksiniz. Cinsel hormonlar sadece yüzümüzün görünümünü değil, vücudumuzun şeklini de etkiler. Çocukken kızlar ve erkekler birbirine çok benzer. Yetişkinlikte cinsel cazibelerini belirleyecek fiziksel özellikleri henüz gelişmemiştir. Ama ergenliğe girilip hormonlar azdığında her şey değişir. Bize en çekici gelen vücut özelliklerinin çoğu, çekici seviyeleri aslında ergenlik çağında ulaşır. Ergenlikte ortaya çıkan her özellik bir tür cinsel seçim sinyalleri taşır. Yani o özellik atalarımıza cinsel olarak çekici geldiği için vardır. 12-15 yaşlarındayken hormonlarımız fışkırır ve vücut gelişimini etkiler. Erkeklerde vücudun üst tarafındaki kas yapısını, vücut kıllarını, daha kalın sesi ve daha büyük bir atletik enerji seviyesini yaratırlar. Kadınlarda ise dişilik hormonları yağ depolarıyla birlikte genişlemiş kalçaları, bacakları yaratır ve göğüsleri büyütür. Kadınların bacakları kollarından daha güçlü olurlar. İdeal kadın vücudu yüzyıllar içinde büyük ölçüde değişti. Feminizm, moda ve uzun boylu kimsesiz çocuklara benzeyen manken saplantısı hep birlikte kadın vücut yapısının küçülmesinde rol oynadı. Yine de ister iri ister küçük olsun, dişi güzelliğinin bir simgesi hiç değişmedi. Kum saati şekli. Bel kalça oranı belin kalçalara bağlantılı olarak ölçülmesidir. Düşük bir oran belin kalçalardan küçük olması, yüksek bir oransa belin geniş ya da kalçalardan daha geniş olması demektir. Düşük bir bel kalça oranı başlıca iki nedenden ötürü doğurganlığı gösterir. Hamileyseniz beliniz genişler ve böylece bel kalça oranınız yükselir ve daha az çekici olursunuz. İkinci etken yumurtlamak, çocuk yapmaktır. Bir kadınsanız yeterli vücut yağınız olmalıdır. İşte bu yüzden bel kalça oranı çok güçlü bir fiziksel güzellik işaretidir. Hamile olmak, genç olmak, yeterince yağa sahip olmak, yağın doğru yerde olması gibi yararlı birçok bilgiyi kapsar. Bir kadın belini içine çektiğinde kendini daha genç ve doğurgan göstermek istiyordur. Modadaki değişikliklere rağmen kadında arzulanan bel kalça oranı %70 seviyelerinde sabit kalmıştır. Bu kalçaların 1/7'si kadar bir bel anlamına gelir. Tamam, 38 beden, 63 santim bel, 1.72 boy ve 61 kilo. Çok incelerini sevmiyorum. Öyle upuzun, tahta gibi kadınların manken olması bence kötü. Hiç beğenmiyorum.
Bir sürü kadın ince kalmak için sürekli rejim yapıyor ama ben dolgun, yuvarlak katlı kadınları tercih ederim. Aerodinamik olmalı. Yani bir kadının aerodinamiği kum saati şeklinde olmalı. Amerikalılar göğüs sever ve bacak severler. Kesinlikle göğüslere takmışlardır. Buna hiç şüphe yok. Kız arkadaşımın göğüsleri bir numara. Pandora Harris'ın kıvrımlı hatlara sahip bir vücudun cazibesini biliyor. Bel kalça oranını azaltmak için korse takıyor. Korse takma hoşuma gidiyor. Çünkü onlar dişiliğin en uç şeklidir. Bence onu makyajdan ya da yüksek topuklu ayakkabılardan ayırmak gerekir. Vücudun şekline müthiş şeyler yapıyorlar. Benim fazla kıvrımlı bir vücudum olamaz. Daha iri bayanlar daha iyidir. Çünkü gerçekten şekil verecek bir şey olması gerekir. Farklı bir manzara diyebiliriz. Bir çölle sıra dağ arasındaki fark gibi. Dağlara bakmak çok daha caziptir. Sonuçta ortaya bel kalça oranının azaltılmasıyla daha kıvrımlı bir vücut çıkıyor. Sıradan bir kadınsanız bel kalça ölçülerinizde birkaç santimlik bir fark olabilir. Ama sonra birdenbire bir korse giyerseniz bu fark 20-5 santimlere kadar varabilir ve bu çok etkileyici olur. Bel ölçüm korse takmadan yaklaşık 63-66 santimdi. Korse takınca 48 santime kadar inebiliyor. Ama bunun için daha çok çaba harcamam gerekiyor. Yani aslında 50 santim. Şekil büyüklükten daha önemlidir. Marilyn Monroe ve Kate Moss şaşırtıcı biçimde %70 olan ideal bel kalça oranına sahiptir. Bu formül erkekler için de geçerlidir. Ama biraz daha geniş, yani %90'lık bir oran gerektiriyor. Michelangelo'nun 136 kiloluk Davut heykeli daha az çekici görünmekle kalmıyor, yüksek bel kalça oranında sağlıksız genleri gösteriyor. Cinsel seçim, kas, yağ, deri ve sinirlerle vücutlarımızı şekillendirdi. Yine de kadın anatomisi hakkında umut veren birkaç sır çözümsüz kaldı. Kadın göğüslerinin evrimi hakkında iki muamma var. Biri, kadın göğüsleri neden diğer primatların meme bezlerinden daha büyük? Şempanzeler nispeten daha düz göğüslüdür. Sıradan bir insan dişisi, bebek emzirmek için gerekenden çok daha büyük göğüslere sahiptir. Diğer soru ise şu. Erkek atalarımız ortalama göğüslerden daha irilerini tercih ettiyse, neden hepimiz Pamela Anderson'a benzemiyoruz? Neden bütün göğüsler son derece büyük değil? Bu hala çözülememiş bir evrim sırrıdır. Evrimsel olarak erkekler büyük göğüsleri çekici bulur. Böylece bunlara sahip olan kadınları seçerler. Milyonlarca yıldır kadınların yaptığı seçimlerde erkeğin en özel vücut parçasını şekillendirmiştir, penisi. Cinsel cazibesinde nasıl göründüğünden daha fazlası olabilir. Cazibelerinin bir kısmı kokuları olabilir. Randy Thornhill, simetrik erkeklerin bir insanı diğerine çeken kimyasal madde olan seks feromonundan fazlasını üretip üretmediğini bulmak istedi. Özelliklerinin ne kadar simetrik olduğunu görmek için bir grup erkeği ölçtü ve her birine bir tişört verdi. Erkekler tişörtleri iki gece uyurken giydi. Tişörtleri aldıklarında kuzu eti, sarımsak ve vücut kokusunu etkilediği bilinen bazı yiyecekleri yememeleri konusunda uyarıldılar. Sonra çok sayıda kadın, çekiciliklerini ölçmek için bu tişörtleri kokladı.
Thornhill, kadınların erkekteki güzelliği görmekle kalmayıp onu koklayabildiklerini de ortaya çıkardı. Simetrik erkekler, doğurgan kadınlar, regl dönemlerinin doğurganlık noktasında olan kadınlar tarafından, vücut kokuları bakımından asimetrik erkeklere göre daha çekici bulunuyor. Bir kadının simetrik bir erkeği kokusuna dayanarak çekici bulması için gebe kalma döneminin zirvesinde olması gerekiyor. Sonra bir eş seçimindeki bütün kıstaslar kaybolup gidiyor. Tek önemli olan erkeksi güzel görünüm oluyor. Bir kadın çocukları için en iyi genleri ister. Diğer bir konuda, orta yaşlı kadınların cinsel olarak daha tahrik edici giysiler giymesidir. Böylece daha çok ten gösterirler. Ayrıca kadınların bekar barlarına orta yaşlarda gittiklerine dair bazı kanıtlar var. Yani kadınların davranışları değişiyor. Sadece sözünü ettiğimiz psikolojik tercihler değil, asıl davranışları da değişiyor. Kadınların davranışlarındaki değişimin, Ian Penton Vogue'un bulduğu gibi başka şaşırtıcı dolaylı anlatımları da var. Ciddi ilişkiler yaşayan kadınlar bir eşi olmayan kadınlara göre yumurtlama döneminde erkeksi görünümlü yüzlere doğru daha büyük bir değişim gösteriyor. Kadınların erkeksi yüzleri orta yaşlarında çekici bulmaları yaşlarıyla ilgili olabilir. Bu en çok hamile kalmak istediklerinde oluyor. Ben deri örnekleri topluyorum. Alan Gelb, sahip oldukları çocukların gerçek babaları olup olmadıklarını öğrenmek isteyen erkeklerin DNA'larından örnekler alıyor. Bu babalık testleri yumurtlama dönemi boyunca evli kadınların başka erkeklere hayran olmakla kalmayıp daha sadakatsiz olduklarını doğruluyor. Kadınlar erkeklere göre aldatmaya daha eğilimli olabiliyor. Sonuçlar ürkütücü çünkü yaptığım babalık testi ortalaması, ki ortalaması 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 6 yıldır, ulusal ortalamayla tam olarak uyuşuyor. Buna babalık testi yaptıran erkeklerin %30'u dahil değil. Bu erkeklerin %30'u söz konusu çocukların babası değil. Kadınlar iri yarı bir erkeğin genlerini isteyebilir ama onunla yaşamak istemezler. Aslında hepimiz için gözle görünenden daha farklı bir güzellik geçerli. Profesyonel güzellik avcısı Jennifer Starr, potansiyele sahip birilerini görmüş. İlk olarak beni ona çeken yürüyüşüydü. Yürüyüşünü beğendim. Bakar mısınız, ben bir casting yönetmeniyim. Affedersiniz, koşuyordum da. Ve pek çok farklı reklam şirketi için casting dağıtımı yapıyorum ve insanları sokaklardan buluyorum. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim sizi dosyaya koymak için? Tabii, harika olur. O çok güzeldi ve çok iyi bir insan olduğunu düşündüm. Çok güzel bir kıza benziyordu. Ve fotoğrafını çektim. Umarım bunu bir şeyde kullanabilirim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten gözle görünenin ötesinde bir güzellik var. Ruhsuz değil. Diğer etkenler birini güzel yapmak için birleşiyor. Karakter, tarz, özgünlük. Bu da iyi bir şey. Çünkü maalesef etrafta dolaşan yeterli sayıda güzel insan yok. Eş bulma oyununda başarılı olmak için çoğumuz fedakarlık yapmak zorundayız. Birçok erkeğin bir süper modele, bir düzine süper modele sahip olmak istemesine karşın aslında çok az erkek bütün erkeklerde olan bu tercihi başarabilir. Ve bütün kadınlar 10 milyon dolar değerinde bir erkeği olsun ister. Ama çok az kadın bu tercihi başarabilir. Yani evrimsel sürecin yaptığı şey, içimize fedakarlıklar yapmamızı sağlayan mekanizmalar koymak olmuştur.
Farkında olsun ya da olmasınlar, drip kafede flört eden insanlar kendi görünümlerine değer biçme şekillerine göre beklentilerini bir eşe uyduruyor. Bir aktrisle randevum vardı. O kadar güzeldi ki gözümü korkuttu. Yani onunla flört bile etmedim. Edemedim. Bir erkek mankene benziyorsa bana ikinci kere bakmaz. Yani gerçekçi olmak gerekirse, evet, ilişki kuracağım insanın belli bir görünüme sahip olması gerekir. Şaşırtıcı olan, kendilerini daha az çekici olarak gören kadınların farklı yüzler tercih etmesi. Erkeksi yüzleri o kadar çekici bulmuyorlar. Ama, yapamayacağım galiba, o adam için uğraşmayacağım çünkü kaçıp gidecek diye düşünüyorlar. Biraz daha kadınsı yüzleri tercih ediyorlar. Bu biyolojik bir sistemse, insanların mutlu olacakları uzun vadeli bir eş seçmesine izin veren inanılmaz güzel bir sistem olmalı. Sizi çeken insanın sizi çeken bir şeyi vardır. O insanın da sizde çekici bulduğu bir şey vardır. Fedakarlığı herkes için yapamazsınız. Güzel bir kadına sahip olmaktan korkan insanlar ya da güzel bir kadınla konuşmaktan korkanlar aptaldır. Reddedilme korkusu yaşayan bir sürü insan var. Dünyaya bir kez geleceksiniz, o kadar. Olabilecek en kötü şey hayır demeleridir. Dört dörtlük mükemmel bir kız arıyorsam ve bir kızla tanışırsam ve onun 10 üzerinden 7'lik olduğunu düşünüyorsam ama akıllıysa, konuşkansa, bilirsiniz iyi giyinmişse, güzel kokuyorsa değeri artar da artar. Gözüme daha iyi görünür, anlıyor musunuz? Bir kadına çok ilgi duyarsanız, içinde ne olduğuna bakmalısınız. Bence en önemli olan budur. Eşlerimizi nasıl seçtiğimiz hakkında bir soru daha var. Bize benzeyen insanlar mı çekici geliyor? Bir genç kızın fotoğrafını çektik ve onu yetişkin bir erkeğe döndürdük. Sonra bu fotoğrafı bir grup erkek yüzünün arasına saklayarak kendine gösterdik. Bulduğumuz şey, kendi yüzlerinden düzenlenen yüzü, diğer insanların yüzlerinden daha çekici bulma eğiliminde olduklarıydı. Bu tercihin genetik bir nedeni olabilir ama tam olarak ne olduğu hala keşfedilmeyi bekliyor. Konu kendi görünüşümüz olunca çoğumuz gerçekçiyiz. İdeal güzelliğin markası uzak geçmişte beyinlerimize kazınmış olabilir ama mükemmeliyete ulaşamayacağımızı biliyoruz. Yani doğa bize bir oyun oynuyor. Olası bir eşi ne kadar tanırsak görünüşleri o kadar güzelleşiyor. Bir noktada size 10 üzerinden 7'lik görünebilirler. Ve belki de onlarla 2 aydır çıkıyorsunuzdur ve birdenbire 10 üzerinden 9'luk olurlar. Birdenbire o gün gelir ve size evlenme teklif ederler. O zaman 10'da 10'luk olurlar. Biz bireylerin eş piyasasına getirebileceklerimiz bakımından uygun olan bir eş bulduğumuzda, o zaman o birey birdenbire bize daha güzel görünmeye başlar. Ve bu da bizi o bireyle üretken bir ilişki sürdürmek için motive eder. 1.80 civarında birini arıyordum. Genelde saç rengi gibi bir tercih belirtmem. Ama saç için bir tercih belirtmiştim. Biriyle tanışmayı umuyordum. Şöyle bir şey ima ettiğimi hatırlıyorum. Saç renginin ne olduğu umurumda değil. Yeter ki biraz saçın olsun. Sonra Neil'la tanıştım. 1.80'den kısa. Çok kısa demeyeceğim ama 1.80'in epey altında. Saçını da görüyorsunuz. Fazla saçı yok. Ama derli toplu. İstediğim gibi. Aslında yaşlı. Yani benim tercih ettiğimden daha yaşlı. Sonunda doğru insanla tanıştım. Ve o kesinlikle doğru insan. Gerisi önemli değil. Yaklaşık 2 yıldır beraberiz. Evlendiğimizde 2 yıldan biraz fazla olmuş olacak. Susan'ın şimdiye kadar çıktığı en yaşlı, en kısa ve en kel adam olduğumu öğrenmiş bulunuyorum. Fiziksel güzellik insan türünde kusursuzluğun simgesidir. Sağlığı, diriliği ve doğurganlığı temsil eder. 1 milyon yıllık evrimden sonra onu bulma arayışı kendi genlerimizdedir. Ama bir insanın gerçek güzelliği ölçülemez.
Dünyanın en çekici insanı sizin için doğru olan insandır. Güzel bir kadına herkes dönüp bakar. Güzelliğin ne olduğunu bildiğimizi sanırız. Ama yine de cazibesini tanımlamaya çalışınca kayıp gider. Artık bir ilk olarak bilim adamları güzelliğin sırlarını çözmeye başlıyor. Manhattan'ın aşağısında bir antikacı pazarında Jennifer Starr özel bir şeyin peşinde. O bir güzellik avcısı. En iyi uluslararası dergilerin casting yönetmeni olarak işi muhteşem kadınlar ve erkekler bulmak. Genelde güzel, ilginç görünümlü, harika tarzı olan birilerini arıyorum. Benim için en önemli olan kim olduklarına dair müthiş bir güvenlik duygusuna sahip olmaları. Farklı olacak kadar kendine güvenen ve gerçekçisine sokakta yürüyen birileri. İşte o zaman ben de güzel olduklarını düşünüyorum. Hiçbir zaman emin olamazsınız. Bu yüzden ben her zaman hissettirmeden onları izlemeye çalışırım. Belki onlara saati sorarım ya da onlarla konuşurum ve onlarla konuşur konuşmaz konuşmadan önceki kadar harika olmadıklarını düşünürsem teşekkür eder uzaklaşırım. Ama istediğim gibilerse fotoğraf çekmek istediğimi söyler ve bir dosya hazırlarım. Gittiğim her ülke ve her eyalette insanların güzellik anlayışı oldukça farklı. Kimono göğüsleri ve kalçayı örter. Böylece nerede olduklarını göremeyiz. Ve oturduklarında ayakları bile göremezsiniz. Amaç vücut şeklinin tamamen kaybolmasını sağlamaktır. Hindistan'da güzellik büyük ekranlarda yüceltilmektedir. Bombay'daki Hindistan'ın Hollywood'u olan Bollywood, göz alıcı yıldızlarla olağanüstü müzikaller yapıyor. Motor! Hint kültürü kadınları, erkekleri ve güzelliğin tanımı da dünyadaki insanların sayısı kadar çok görünüyor. Evrim süreci boyunca insan vücudu birçok iklime uyum sağladı.
Sonuçta ortaya ten rengi, saç yapısı, göz rengi, dudak şekli, boy ve kilo gibi ayrıcı özelliklerin değişen bir manzarası çıktı. Soğuk havada içeri giren havayı ısıtmak için uzun ince bir burun gereklidir. Sıcak iklimler buruna daha geniş, daha yassı bir şekil vermiştir. Çünkü havanın ısıtılması gerekmez. Tropikal kuşaklardaki insanlar ısıyı azaltmak için daha geniş bir deri alanına ihtiyaç duyar. Bu yüzden Afrika'nın bazı bölgelerinde uzun bir vücut yapısı gelişmiştir. Kuzey kutup bölgesindeki Inuitler vücut ısılarını korumak için daha kısa ve tıknazdır. Her kültürün kendine has bir güzellik anlayışı vardır. Japonya, Tokyo'da genç bir kadın, geleneksel Japon hayat kadını olan geisha'ya dönüştürülüyor. Geisha'lara güzelliğin zirvesi gözüyle bakılır. Genç insanlara geisha gibi makyaj yapılır ve saklamaları için fotoğrafları çekilir. Kırmızı dudaklar şans sayılır. Şeytanı kovan bir tılsım gibi. Geisha stili, Japon güzellik uzmanı Hiroto Murasawa'yı hayran bırakıyor. Japon güzellik anlayışı aslında saklamaya dayanıyor. Fiziksel benliğini ve manevi yaratılışını saklamaya. Makyaj, doğal yüzü, kimonoda vücudu saklar. Batıda güzellik anlayışı, vücudu sergilemek ve onu ince göstermektir. Ama Japonya'da